Merhaba, bu videoda müzik üretirken ve kayıt alırken uyguladıklarımı ve bildiklerimi paylaşacağım. Hemen başlayalım. Buradan yeni proje oluşturmak için New Song'a tıklıyorum. Proje ismim deneme olsun. Yerini daha sonra yine değiştirebilirim. Önce tempoyu ayarlıyorum. Temponun sesini açarak dinleyeceğim. Biraz daha yavaş bir temposu olsun. Tamam, 100 ideal. Şimdi seslerime bakacağım. Kick sesi bakalım. Evet, daha dolgun bir kick şu anda işimizi görür. Burada gördüğünüz üzere 1, 2 ve 3 rakamları var. Bu her bir rakamı 4'e böldüğümüz zaman bir dörtlük notaya tekabül ediyor. Ben her bir dörtlükte bir kick vurmasını isteyeceğim. O yüzden buraya kickleri kopyalıyorum. Bunu 2 ölçü boyunca devam ettirelim. Burayı da döngüye alalım. Şimdi aralara bir de trompet yerleştirelim. Bu sinir sesi güzel. Bunu da içeriye atıyorum. Gördüğünüz gibi sürükle bırak işlemiyle gayet basit bir şekilde sesleri ölçülere yerleştirebiliyorum. Hemen üzerine bir bas yazayım. Sağ tıkladım, Add New Track dedim. Record tuşuna bastım. Şu anda hem monitör hem record tuşu aktif. Mix Tool plugin'ini çalıştıracağım. 10 desibel versek yeterli olacaktır. Şimdi bir boş dinleyelim. Arkasından üzerine bas gitarı yazacağım. Tamam, yeterli. Ses dalgalarının büyüklüğünü sağ altta bulunan bölümden ayarlayabiliriz. Şimdi hızlı bir şekilde gitar ve vokal de ekleyip şarkının taslak halini bitirip çıktısını alalım. Her yeni kanal açtığımda mono olarak açıyorum ve enstrüman veya mikrofonu ses kartında hangi girişe taktıysam o girişin seçili olup olmadığını da kontrol ediyorum. Ses kartından gain ayarına çok yüklenmemek adına Mix Tool plugini ile gain arttırıyorum. Çünkü bu işlem ses kartından yapıldığında ve ses 0 desibel eşiğine gelip pik yaptığı zaman bu işlem sesin 0'ı geçtiği yerlerde seste bozulmalara sebep olur. Çıktı almadan önce üstteki cetvelden seçimimizi yapıyoruz. Daha sonra Song menüsünden Export Mixdown'u seçiyoruz. Karşımıza çıkan menüde çıktı almak istediğimiz sesin formatını ve özelliklerini belirliyoruz. Studio One'a gelen yeni güncellemeyle artık aynı anda birden fazla formatta çıktı alabiliriz. Ayarları buradaki gibi belirliyoruz. Şu an taslak bir şarkı oluşturduk ve çıktısını aldık. Kayıt almanın püf noktalarını Sample Rate ve Resolution nedir? Neden WAV çıktı alıyoruz gibi soruların cevaplarına detaylı olarak sonraki videolarımda yer vereceğim. Görüşmek üzere.